Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Yörükler Derneği ve Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğiyle bu yıl ikincisini düzenlediği Yörük Türkmen Çalıştayı başladı. Çalıştayın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ünal, Antalya'daki sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden Yörük Dernekleri Başkanları katıldı. Katılımcılar Çalıştay kapsamında açılan ve Yörük kültürünü yansıtan fotoğraf sergisinin kurdelesini kesti. Çalıştay'da konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Büyükşehir olarak Yörüklerin Festivali'ni düzenlediklerini belirtti ve özgün kültür mirası olan Yörük kültürünün muhafazasının turizme zenginlik katacağını ifade etti. Tarihi bilmeyen, tarihine sahip çıkmayan, Yörüklüğü idrak etmeyen bir millet millet olamaz. Hele hele Türk milleti gibi asırlardır millet olma mücadelesini en güçlü şekilde veren ve bu mücadeleye halen devam eden bir milletin tarihini ihmal etmesi de mümkün değildir. Özgün kültür mirasımızın muhafaza edilmesi, mimariden ve sanattan başlayarak turizme ve iktisadi hayatın diğer alanlarına da zenginlik katacaktır. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Yörük kültürünün Türk tarihinin çok önemli ana yaşam şekli olduğunu belirtti ve Yörükleri anlattı. Yörük kültürünün ürettiği değerler evrenseldir. Sadece bizim milletimize has değildir. Bizim milletimize has bir demlenmiş yaşam şeklidir ama değerler manzumesi olarak bütün dünyaya ışık tutabilecek bir deliktedir. İşte bu çalıştayları o yüzden yapıyoruz. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal da üniversite olarak Yörük Kültür Merkezi kurduklarını söyledi. Bu merkezi açmalarının ardından Mersin ve İzmir'de de Yörük merkezleri kurulduğunu dile getiren Profesör Doktor Ünal, konar göçer Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını istedi. Konuşmaların ardından Yörüklerin yerel kıyafetlerini giyen kadınlar çalıştayın ilgi odağı oldu. Kadınlar giydikleri kıyafetlerin özelliklerini davetlilere anlattı.